Merhaba sevgili Mercan TV izleyicileri. Yeni bir canlı yayınla karşınızdayız. Yepyeni bir gündem kritikle karşınızdayız şu an. Bu akşamki konuğum Ünlü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi, Deva Partisi ayrıca Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor İbrahim Gezer. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Adıyaman'ımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Değerli konuğum Adıyamanlı mısınız? Yok, Malatyalıyım. Malatyalısınız. Hı. Hayırdır Adıyaman'da ne sebeple buralarda? Evet, Adıyamanlı. Bugün Deva Partisi'nin il teşkilatını ziyaret amaçlı buradayız. Ben bölge koordinatörlüğüne bakıyorum. Burada 7 ilin Adıyaman'ın içinde olduğu 7 ilin koordinasyonuna bakıyoruz genel merkez adına. Ve o vesileyle rutin ziyaretlerimiz oluyor il teşkilatımızı. Gelip arkadaşlarla işte biraz hasbihal ettik, biraz teşkilatı konuştuk, yapılan çalışmaları değerlendirdik ve gerçekten arkadaşlarımız bir şekilde sahada güzel çalışmalar yapıyorlar. Teşkilatlanmalarımız devam ediyor. Adıyaman'da Deva Partisi en hızlı yapılan illerimizden birisi oldu. 9 ilçemizin 9'unda da şu anda yönetimler oluştu, yönetim kurulları oluştu. İş dağılımı yapıldı, iş bölümü yapıldı. Ve sahadalar şu haliyle ve tamamı kongrelerini de yaptı bu arada. Sanıyorum Türkiye'de bütün kongreleri ilk yapan illerimizden birisiydi aynı zamanda Adıyaman. Dolayısıyla arkadaşlarla biraz süreçleri konuştuk. Sahadaki çalışmaları değerlendirdik, üye kayıtlarını değerlendirdik, mahalle teşkilatlanmalarını biraz değerlendirdik. Ben bu vesileyle bütün Adıyamanlı dostlara, arkadaşlara, hemşerilerimize ki Adıyaman Malatya hemşeri sayılır biliyorsunuz. Evet. Bu vesileyle gerçekten Türkiye'nin gidişatına biraz katkı yapmak isteyen, değer üretmek isteyen, ülkemizde bir takım işlerin daha iyi, daha rentable, daha rasyonel, daha bilimsel, daha ortak akılla gitmesine katkı sağlamak isteyen bütün arkadaşları, dostları Deva Partisi'ne katılmaya, destek vermeye, üye olmaya, gelip teşkilatlarında görev almaya davet etmiş olayım sizin vesilenize. Teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, benim konuğum şu an profesör, bir doktor olduğu için karşında zorlanabilirim, kusura bakmayın. Estağfurullah, estağfurullah. Eskiden Adıyaman, Malatya'nın ilçesiydi zaten biliyorsunuz. Evet, biz evet, size bağlıydık, sonra da biz burası il oldu ve ayrıldık. Daha sonra da işte ilçeleri oluştu Adıyaman'ın. Şu şekil sorayım. Şimdi Deva Partisi Sayın Ali Babacan'ın kurduğu bir parti. Daha önce AK Parti çatısı altında devam ediyordu Sayın Babacan. Evet. Ekonomi Bakanı yaptı. Başka bakanlıklarda da bulundu sanırsam. Ve bulunduğu zamanlarda çok başarılı bir çizgisi, bir profili vardı AK Parti'nin. Şu an siz ayrı bir parti kuruldu ve Deva Partisi denildi. Sizi AK Parti'den ayıran böyle belirgin çizgiler var mı? Yoksa onun bir devamı mısınız? Onun bir kopyası mısınız Sayın Başkan? Buyurun. Estağfurullah. Şimdi Abdullah Bey, tabii AK Parti 2002 yılında iktidara geldi ve gerçekten Türkiye'nin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu bir dönemdi. Biraz da böyle bir değişim arzusunun bütün toplumu sardığı bir dönemdi. İktidar oldular. İktidar oldu AK Parti ve epey bir sürede 2012-13'lere kadar da genellikle 2008-2009'a kadar daha çok yükselen bir grafik izledi. Ondan sonra da nispeten daha iyi bir grafik izledi. Ama o iyi gidiş 2013-14'e kadar, 12-13-14 hatta 15'e kadar da kabul edilebilir ama asıl şeyi, dönüm noktası 2013 gibi görünüyor Türkiye'nin. Ki ben bunlarla ilgili verileri de genellikle deriliyorum. Yani onlarca veri var, onlarca veri var elimizde. Birçok şeyin kritik dönüm noktası 2013 olmuş. Yani 2013'e kadar Türkiye hep böyle iyi giden bir seyir izlemiş. Evet. Hatta bu zaman zaman da dillendiriyoruz. İlk kez Türkiye'de gayri safi yurt içi hasıla 958 milyar doları buldu. Kişi başına milli gelir 2013 yılında 12.500 dolarları biraz aştı. 13 bin dolara yaklaştı. Ki zaman zaman Sayın Babacan bunu dillendirir. Eğer Türkiye 200 dolar daha onun üzerine koyabilseydi yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükselmiş oluyordu. Ama maalesef o dönemden itibaren Türkiye temel sebep de tabii hani dediniz ya AK Parti ile temeldeki farklılıklarınız neler diye. Orada AK Parti doğrusunu isterseniz kendi yola çıktığı değerlere arasına mesafe koydu. Yani daha önce ne diyorsa adeta tersini yapmaya başladı. Önemli oranda adaletle arasına mesafe girdi. Ne bileyim işte eşitlikle arasına mesafe Lafınızı girdi. Lafınızı kesiyorum ama şu da var mıydı Sayın Başkan?
sanki kendisine hizmet eden, kendisini bir yere getiren insanları ayıklayıp bir tarafa indirdi de tek kişiye mi döndü? Yani emek veren insanları tabii. Yolda mı bıraktı sanki? Öyle geliyor onun da bana. Etkisi var. Yani evet. 84 kurucusunun 74'üyle evet. yollarını ayırmış bir partiden bahsediyoruz. Evet. Yani 84 kurucusunun 74'üyle yollarını ayıran bir partiden bahsediyoruz. O zaman Refah Partisi'nden ayrılıp gelen 53 evet. milletvekilleri vardı. Onların tamamının şu anda ayrıldığı bir partiden bahsediyoruz. Yani yola çıktıklarını tabii, yolda bıraktı. Yola çıktıklarını bıraktı. Evet öyle evet. oldu. Evet. Bir de en önemlisi şu, hani zaman zaman insanlar gelir gider o da olabilir ama en önemlisi Abdullah Bey yola çıktığı değerlerden vazgeçti, ilke ve evet. değerlerden. Yani bir partiyi ya da bir insanı başarılı kılan şey, yani onun adı, sanı, rütbesi, makamı, mevkisi falan değildir. Yani evet. Dikkat ettiği, uyduğu değerlerdir, ilkelerdir. Mesela Hazreti Ömer'i büyük yapan nedir? Adaletli oluştur. Adaletli oluştur evet. değil mi? Yoksa adının Ömer olması ya da boylu poslu olması falan değil, değil. Yani. Evet. Çünkü ondan muhtemelen çok daha boylu poslu insanlar var tarihte yani. Aynen. Ama Hazreti Ömer'i farklı kılan şey adalet ilkesine riayet etmesidir. Hazreti Ömer bunun için bizim için önemlidir. Bundan evet. dolayı bizim için önemlidir. Ya da Fatih Sultan Mehmet niye İstanbul'u fethedecek bir noktaya ulaştı? İkinci Murad'ın oğlu olduğu için mi? Adının Fatih olduğu için mi? Evet. Mehmet olduğu için mi? Boylu poslu olduğu 3-5 tane dil bildiği için mi? Değil. Bilime önem verdiği için, ortak akla önem verdiği için, yeniliğe önem verdiği için, dünyadaki gelişmelere açık olduğu için ve bilimden, felsefeden yola çıkarak gerçekten iyi bir altyapı oluşturduğu için İstanbul'u fethedecek düzeye geldi. Ya da mesela şeyden örnek vereyim. İşte Merkel'den örnek vereyim. Almanya'daki Merkel mesela. Evet. Almanya'daki Merkel'in bu kadar başarılı olması kadın olduğu için ya da ne bileyim işte adının Merkel olduğu için falan değil. Eşitlikçi ilişkilere daha yatkın olduğu için evet. böyle bir noktaya geliyor. Şu anda dünyanın en başarılı lideri kabul aynen, ediliyor yani. Aynen, Merkel, ki evet. Almanya'nın şansölyesi ya da başbakanı diyelim. Evet. Dolayısıyla Abdullah Bey insanları ayakta tutan, bir yönetim ayakta tutan esas aldığı o yönetsel değerlerdir. Adalet, liyakat, ehliyet, denge denetleme sistemleri, şeffaflık, insan hakları, hukukun üstünlüğü. Hukukun üstünlüğü mesela. Hukuk, adalet. Tabii, önemli. Adalet. Siz bunlardan uzaklaştığınız zaman adınız ne olursa, Ahmet olsun, Mehmet olsun, ne olursa olsun geri gidişiniz kaçınılmazdı. İşte AK Parti'nin başına gelen bu Abdullah Bey. AK Parti yola çıktığı insanlarla yolların ayrılması bir tarafa, en önemlisi yola çıktığı değerlerden, ilkelerden vazgeçti. Adaletten vazgeçti, şeffaflıktan vazgeçti, hukuktan vazgeçti, yargının bağımsızlığından vazgeçti, denge denetleme sistemlerinden yani vazgeçti. Şu değil midir Sayın Başkan? Örneğin değer verdiği ilkelerden, kurallardan vazgeçtiği zaman tabii, tabii. buradaki insanlar hayır biz bunları istediği zaman o insanlardan da vazgeçmek zorunda kaldı bu sefer. Bir çünkü oldu, muhtemelen tabii. örneğin tabii, Ali tabii, Babacan tabii. demiştir tabii, ki tabii. hayır ya şu yol eğridir. Kesinlikle. Bunu eski ilkelerimizden taviz vermeyelim dediği zaman hayır o dışlanmıştır tabii. muhtemelen tabii, tabii, tabii. ki İkisi beraber dışlanınca ortada aynen, farklı aynen, bir aynen. parti çıktı sanırım. Evet. Ve orada doğruyu söyleyenler dışlandı. Evet. İşte yalakalık yani. Yapanlar partinin etrafına toparlandı. Evet. Aynen, ve şu anda aynen. partinin kimlere kaldığını az çok görüyorsunuz evet, falan. Evet, evet. Hatta Abdullah Bey, işte AK Partili dostlarımız kusura bakmasın. Arkadaşlarımız, dostlarımız. Ben biraz baktım. Türkiye'nin siyasal tarihinde AK Parti kadar çıktığı değerlerle, çıktığı noktayla geldiği nokta arasında makas olan, çelişen, tam 180 derece evet. olan başka bir parti yoktur. Eski savunduklarıyla evet. şu an çelişiyor sanırım. Tabii tabii. Eski savunduklarıyla bugünkü savundukları evet, arasında çelişiyor. Bu kadar makas olan, yani öyle bir makas ki makas da değil. Yani pergeli 180 derece açılmış halini düşünüyor. Adeta bir uçurum var. Tabii arası. Tabii. Yani tam zıt yönde hareket ediyor şu anda. Yani önce diyelim özgürlükçü bir partiydi, şimdi Türkiye'yi İşte özgürlükler skalasında en özgür olmayan ülkeler arasına katıldı. Evet. İşte hukukun üstünlüğünü savunan bir partiydi. Şimdi tamamen hukuk denen bir şey falan Türkiye'de biliyorsunuz. Yani çok tartışılır oldu. Dolayısıyla AK Parti'nin başına gelen şey oydu. Yani AK Partili dostlarımız tekrar söylüyorum. Yani şunun üzerinde düşünmelerini isterim. Ya bizim amacımız filanca kişi olsun olmasın, filanca parti olsun olmasın değil. Bu ülke hepimizin.
bu ülkenin ortak akılla, ne bileyim bilimsel yaklaşımla, demokrasiyle, insan haklarıyla, denge denetleme sistemleriyle, şeffaflıkla, çoğulculukla birlikte yönetilsin istiyoruz. Yani kendi kendilerine sorsunlar ya, bu geçtiğim şu cumhurbaşkanlığı sistemi bu ülkeye ne getirdi bir baksınlar. Değil mi? Yani ellerini vicdanlarına koysunlar. Bütün AK Partili kardeşlerime sesleniyorum bu anlamda. Elinizi vicdanınıza koyun ve deyin ki ya bu cumhurbaşkanlığı sistemine geçmekle iyi mi ettik diye bir sorsunlar. Sanmıyorum. Yani kendilerini savunan Megahan Alçı var biliyorsunuz. Evet, gazeteci evet. Yazar Habertürk'te. Kendisinin konuşmalarını izledim bir programda. Biz yanlış yaptık diyor kendisi. Mesela? İtiraf etti kendisi şu anda. Hatta bazıları Megahan Alçı çarpmıyor diyor dediler ama hayır, bayan itiraf etti ama dedi. Hayır dedi. Katmadı. Bizden evet. Çok şey götürüyor dedi. Ya da yine AK Partili dostlar şu soruyu kendilerine sorsunlar. Ya bir ülkede cumhurbaşkanıyla bir partinin genel başkanının aynı olması ya da cumhurbaşkanının aynı zamanda bir partinin genel başkanı olması insafa, vicdana, hakka, hakikate, evet, eşitliğe sığar mı? Mesela bu soruyu sorsunlar. Yani şu şekilde ben sizi şu an eleştiriyorum. Parti başkanı olarak sizi eleştiriyorum. Tabii. Daha sonra siz beni eleştirdiğiniz zaman hayır ben cumhurbaşkanıyım diyorum. Ben koltuk değiştiriyorum. Ve cezalar geliyor ondan cezalar sonra. Geliyor. Mahkemede yani, kendiniz buluyorsunuz. Evet, adaletli bir durum değil. Ya esas olan Abdullah Bey, bu ülkede bak farklı farklı insanlarımız var. Aynen. Ve hepsi de güzel insanlar yani. Bu ülkenin evet, Türk'ü, Kürt'ü, Alevisi, Sünnüsü, sağcısı, solcusu, köylüsü, kentlisi, kadını, erkeği, yoksulu, zengini, hepsi bizim insanımız. Yani bu insanları bir arada yaşatmanın yolu daha eşitlikçi, daha böyle ortada hakem evet, bir cumhurbaşkanının evet, olduğu, herkes eşit mesafede duran, hukukun olduğu, hukukun üstünlüğü olduğu, hiç kimsenin kendini hukukun üstünde görmediği. Yani örneğin işte duyuyoruz ya, bir kişi 5-6 gram kokain yakalasa Abdullah Bey, evet, kendini doğrudan hapishanede buluyor. Ama 5-6 ton kokain yakalasa bir soru bile soramıyorsunuz. O yani çok ilginç bir konu. Daha sonra devam edeceğiz. Onu belki yeniden konuşabiliriz. Devlet-mafya ilişkisi konuşacağız. Aynen. Evet. Dolayısıyla bu gidişatın sonucu olarak ne oldu? Şimdi mesela Sayın Babacan'ı düşünün. Evet. Yani Sayın Babacan'ı düşünün. Yani bu ülke en yüksek toplumsal refahı kimin döneminde yaşadı diye sorarsanız Abdullah Bey, bakın bu ülke tarihinde hem de, evet, hatta Osmanlı'yı da katın. Evet. Çünkü Osmanlı'nın 5-600 yıllık tarihi boyunca ortalama milli gelir, evet, 5-600 dolar olmuştur. Yani 5-600 dolar geçmemiştir. Ama bu ülke ilk kez 2012'de 13'e doğru 13 bin dolar milli geliri yakaladı. Bunu kimin döneminde yaptı derseniz, Cumhurbaşkanı olarak Abdullah Gül'ün döneminde yaptı. Evet. Başbakan olarak Tayyip Erdoğan'ın döneminde yaptı. Ve ekonomiden sorumlu bakan olarak da Ali Babacan döneminde, evet, yaptı. Hangisinin daha çok etkisi vardı diye sorarsanız? Ekonomi Bakanı yani. Ekonomi Bakanı yani ekibin başındaki oydu. Evet. Ve ülkeyi gerçekten iki kez krizden de çıkardılar. Ve bugün işte o ekip, o kadro olduğu gibi şu anda Deva Partisi'nin bünyesinde. Ve yine düşünün mesela, bir ülke düşünün ki son yıllardaki ki Kıbrıs Harekatı gibi önemli dönemeçler de var Türkiye'de tabii. Ama son yıllardaki önemli başarılardan birisi Türkiye 2009 yılında 191 ülke, Birleşmiş Milletler'deki 192 ülkenin 151'inin oyunu alarak Güvenlik Konseyi üyeliğine seçildi. Yani bu Türkiye'nin dış politika tarihinde son 100 yıldaki en önemli birkaç başarısından birisidir. Ve bunu yine Ali Babacan'ın Dışişleri Bakanı olduğu dönemde yaşadı. Elbette ki Başbakan olarak da Tayyip Bey vardı. Elbette ki Cumhurbaşkanı, evet, olarak da Abdullah Gül vardı. Ama bütün ülkeyi, dünyayı dolaşan, diplomasi yapan, ne bileyim insanlar, ülkeleri buna ikna eden Sayın Babacan'dı. Yine mesela Sayın Babacan'ın o Avrupa Birliği'nden sorumlu olduğu dönemi düşünün. Yani o 33 fasıl böyle sayfa sayfa, bölüm bölüm, 10 fasıl bitirildi, anlaşıldı. 10 fasıl yeniden açıldı. Onlar da bayağı bir mesafe aldı. Evet. Ama maalesef Türkiye o aşamadan sonra çizgi değiştirdi ve onların birçoğu hakim kaldı. Dolayısıyla bunlar ülkeye bu kadar katkı yapmış. Bir Sayın Babacan, bir diğerleri. Sadece Sayın Babacan'ı da söylemiyorum. Yani DEVA'nın bütün kurucuları, bütün il başkanları, bütün kadroları böyledir. Yani geçmişlerinde gerçekten bu ülkeye ciddi emek vermiş insanlardır. Şimdi bu insanlar bu kadar kötü gitmeye başlayan bir ülkede insanlar bekliyorlar ki gitsin köşelerinde otursunlar, ülkenin böyle sefalete, uçuruma doğru gitmesini izlesinler.
Ya doğru değil ki. Yani bir parti yola çıkmıştır, doğru ilkelerle yola çıkmıştır. Doğru gittiği sürece destek verilir. Ama ilkelerden vazgeçtiğinde, ülkeyi gerçekten farklı bir çizgiye taşımaya başladığında orada yeni bir tavır alınır. Hani derler ya, bazıları partileri için ilkelerinden vazgeçerler. Bazıları da ilkeleri için partilerinden vazgeçerler. İşte biz bu ikinciyi tercih etmiş. Önemli olan ilke değil midir? İlkedir önemli olan tabii ki. Çünkü hatta bir hadis-i şerif var, diyor ki Allah Resulü hiç kimseye diyor, hiç kimseye sonuna kadar seninleyim demeyin diyor. Ki Allah'a şirktir bu zaten. Tabii şunu deyin söylemiş, diyor. Yani evet, iyi ve güzel işler yaparsan seninleyim. Evet. Yanlış ama yanlış yani işler yapar, insanlara zulmetmeye başlarsan senden uzağım deyin diyor. Ki doğrusu budur. Ya doğrusu budur. Sadakat insanlara olmaz Abdullah Bey. Sadakat ilkelere olur. İlkelere olur. Doğrulara olur. Değerlere olur. Ha insana nasıl sadakat olur? O ilkelere riayet ettiği sürece sadakat olur. Evet. Yani adalete, eşitliğe, doğruluğa, dürüstlüğe, liyakata, ehliyete riayet ediyorsa o insana da sadakat gösterilir. Sonuna kadar yanında durulur. Evet. Ama bu ilkelerden artık vazgeçmişse orada ilk sadakat insana değil ilkelere gösterilir ve o ilkeler neredeyse oraya gidilir. Gerekiyorsa yeni bir oluşumla yola çıkılır. İşte Deva Partisi de tam bu noktada ülkenin gerçekten böyle yanlışa sürüklendi, sefalete sürüklendi, adeta felakete sürüklendi bir dönemde geçmişinde bu ülkeye epey katkı vermiş, karınca karınca katkı vermiş insanların bir araya gelerek bu ülkeyi yeniden nasıl hukuka döndürürüz, nasıl demokrasiye geri döndürürüz, nasıl çoğulculuğa, insan haklarına geri döndürürüz ve bu 84 milyon insanı huzur ve barış içerisinde kardeşçe bir arada nasıl tutarızın arayışı için yola çıkmış bir kadrodan bahsediyoruz. Ya Sayın Başkanım şunu diyeyim. Herhalde dündü ben bir markete alışveriş yapmaya gittiğimde 5 litrelik bir sıvı yağ, ayçiçek yağı almaya çalıştığımda bir tane aldım, bir tane de komşuma alacaktım. Telefonda istemişlerdi kendisi. Dedi ki hayır, bir tane alabilirsin, iki tane satmıyorum dedi. Şimdi Türkiye'de böyle bir şeyi yaşamak ilk defa ben gördüm. Evet, belki yaşım gereği. Ben hatta şok olmuştum. Yani paran var, paran vereceksin, yağ almak istiyorsun ama diyor ki hayır, bir tane alabilirsin diyor. Yani evet. Yani ya, şimdi Türkiye bir buyurun, ekonomik buyurun yüzleme, 70'li sıkıntı yıllardaki nedir kuyruklar. Bu? Kuyruk mudur? Ya hayır, kuyruk yok da şu an. Kuyruk yok, yalan söylüyorum. Yok, iki üç yıl önceye kadar kuyruk da vardı. Hatırlıyorsanız işte. Evet, domates kuyruğu, patates. Ucuz şey, ucuz manavlar açılıyordu o falan var ya. Biz gördük de. Şu an Sayın Başkan, yani paran var cebinde, bir yağ almak istiyorsun ama ikincisini alamıyorsun. Ya Türkiye şu an ne durumda? Bir ekonomik krizde miyiz, uçurumda mıyız, ne oluyor, neredeyiz Sayın Başkan? Ya Abdullah Bey, doğrusu gerçekten üzülmemek elden değil. Evet. Yani Türkiye, siz de yakından bilirsiniz, belki hatta bizden daha iyi bilirsiniz. Çünkü basın dünyasındasınız, evet, halkla daha çok ciddi diyaloglarınız oluyor. Türkiye potansiyeli çok yüksek bir ülke. Türkiye medeniyetler beşiği olan bir coğrafya. Türkiye tarım devriminin ilk başladığı coğrafya. Türkiye ilk yerleşimlerin kurulduğu, ilk şehirlerin kurulduğu, ilk kütüphanelerin açıldığı, ilk bilimin ve felsefenin ortaya çıktığı bir coğrafya. Yani Avrupa'daki en büyük tarım arazileri Türkiye'de. Avrupa'nın en genç nüfusu Türkiye'de. 30 yaş altı 20 milyona yakın gencimiz var. Bu kadar zenginliğe, hatta ekonomik ve ticaretin, dünya ekonomisinin ve ticaretinin ağırlık merkezini çıkarmışlar Abdullah Bey, ağırlık merkezi. Yani dünyanın bütün ekonomisini ve ticaretini koyup şöyle terazilere koyduğunuzu düşünün. Evet. Bunun ağırlık merkezi nerede diye bakıldığında Türkiye'de. Yani yatırımın en avantajlı olduğu ülkelerden başında Türkiye geliyor. Şimdi bu kadar potansiyeli yüksek bir ülkede bu kadar yoksulluk, bu kadar fakirlik, bu kadar işsizlik, bu kadar işte enflasyonun dizginlenememesi ya da bu kadar hayat pahalı. Yağdan örnek verdiniz. O bahsettiğiniz ya geçen yıl 35 liraydı. Bugün 100 lirayı buldu bildiğim kadarıyla. Evet. 102 lira ama. Evet. Yani geçen yıl 5 kiloluk bir yağ bakın 35 liradan 100 liraya çıkmış. 102 liraya çıkmış. Şimdi enflasyon budur işte bakın. Gerçek enflasyon budur. Hani TÜİK %19 küsur açıklıyor ya. Ya TÜİK'e bilmiyorum. Bize yansıyan bu. Bize yansıyan bu. Onu biliyorum. Evet. Tabii bunu işte 400 küsur evet, ürüne bakarak ölçüyorlar enflasyonu. Evet.
bağımsız kuruluşlar da var ölçen. Onların çıkardığı enflasyon şu anda tam %50. TÜİK'in açıkladığı %19 küsür. Belli ki makyajlı rakamlar açıklıyorlar. Yani rakamlarla oynuyorlar. Ama bu bağımsız kuruluş dediğimiz kuruluşların açıkladığı enflasyondan da biz daha fazlasını. Biz demeyelim de bizim çok küçük hali vaktimiz biraz daha ortalarda. Evet. Ama yoksul insanlarımızın yaşadığı enflasyon, yoksulun enflasyonu diyelim biz buna, çok daha yüksek. Yani yoksulun enflasyonuna bakmak için işte o yağın fiyatına bakacaksınız. Şekerin fiyatına bakacaksınız. İşte diyelim tarımla uğraşıyorsa gübrenin fiyatına bakacaksınız. Bakın sadece üre gübre bakın. Geçen yıl da değil ya, birkaç ay önce, 4-5 ay kadar önce 100-110 TL olan 50 kilo üre gübre şu anda 450-470 TL. Evet. Yani 100 TL neresi? 5 ayda yaklaşık 500 TL'ye gelmesi neresi? Yani kontrol edilemeyen bir gidişat var. Yani çok sıkıntı var. Kötü yönetim. Bir örnek daha vereyim size. Birkaç gün önce, yani 2 ay önce aracın ön balata ve disk takımını değiştirmek için tamirciye gittiğimde 450 TL fiyat verdiler bana. Dediler ki ama daha idare eder dediler. İşte önümüzdeki bu cumartesi günü de Ankara'ya gideceğim için gittim bakımını yaptırayım dedim. Yaptırdım. 1000 lira dedi. 2 ay sonra 1000 lira olmuş. 450 TL'lik balata takımı 1000 lira olmuş. Ya. Yani korkunç bir şey. Ne kadar arada zaman geçti? 2 ay. 2 ay. Yani olacak şey mi? Yani 450 liradan 1000 liraya. Yani işte enflasyona bakın. %100'den fazla bir enflasyondan bahsediyorsunuz. Şimdi burada dikkat çekmek istediğim şey şu Abdullah Bey. Yani ya ülkelerin sorunları olur, başına sıkıntılar gelir, Allah korusun bir savaşa girersiniz. Yani çok daha ağırlarını yaşarsınız. Bunlar anlaşılabilir. Sayın Başkan, samimiyetine bir şey soracağım. Şimdi diyorlar ki bütün dünyada kriz var. Tek bizde değil. Ya bu hakikaten tek Türkiye'de mi var? Bütün Avrupa, bütün Türkiye'de var, bütün dünyada var mı yoksa? Biz mi yanlış biliyoruz? Eyvallah, güzel. Evet, güzel bir soru. Yani bütün dünyada pandemi olduğu için bizde de tabii ki biraz da iktidar şark kurnazlığı yaparak bunu pandemiye bağlamaya çalışıyor. Ama öyle değil. Elbette ki pandemi bütün dünyayı etkiledi. Evet. Türkiye'yi de etkiledi, bütün dünyayı da etkiledi. Ama ülkelerin birçoğu ekonomileri falan düzgün olduğu için pandemiye karşı ciddi katkılar sağladılar halkına. Doğru kararlar aldılar ya da rahat atlattılar ya da atlatıyorlar. Ama biz maalesef pandemi gelmeden önce bizim ekonomi zaten çökmüş durumdaydı. Zaten krizdeydi yani. 120 dolar, 128 milyar dolar zaten harcanmıştı. Bütün rezervlerimiz bitirilmişti. Kriz bize geldiğinde çok daha yakıcı bir etkiye yol açtı. Yani kasamız boştu. Tabii kasamız boştu. İnsanlarımıza yardımcı olamadık. Nitekim Türkiye pandemi boyunca kendi insanına, kendi halkına en az destek sağlayan, hibe destek olarak söylüyorum, hibe desteği olarak en az destek sağlayan 3 ülkeden bir tanesi. Toplam miktarı da 9.6 milyar, yani 10 milyar TL falan. Ve bu dünya ölçeğiyle bakıldığında bizim gayri safi milli hasılanın %1.1 falan denk geliyor. Evet. Oysa dünyada %15'e kadar yani gayri safi hasılaların %15'ini bu dönemde halklarına, insanlarına dağıtan ülkeler var. Onlarca var hem de. Ama biz kritik durumda yakalanmıştık, çok etkilendik. Ama Türkiye'deki olan bitenin sebebi pandemi değil Abdullah Bey. Yani pandemi olsaydı dünyada da bu kadar enflasyon olurdu. Bu kadar enflasyon yok. Bizdeki kadar enflasyon sadece bir Arjantin'de var bildiğim kadarıyla. Bütün dünyada olsaydı bizdeki hayat pahalılığı dünyada da olurdu. Öyle bir şey yoktur. Eğer öyle olsaydı biz bu kadar pahalı borçlanmazdık. Yani şu anda dünyada en pahalı borçlanan bildiğim kadarıyla 2-3 ülkeden bir tanesiyiz. Dolayısıyla ya da eğer bütün dünyada olsaydı döviz niye bizde bu kadar dizginlenemiyoruz? Niye bu kadar artıyor mesela? Doğrusu borçlanabiliyor muyuz? Dışarıda borç veriyorlar mı bize? Çünkü gri listeye de giriyor. Kolay kolay vermiyorlar. Yani gri listeye de alırlar kolay bizi. Kolay vermiyorlar. Evet. Çünkü verirlerse de bu CDS katsayısı diye bir şey var. Yani kredi alma riskini gösteren, kredi verme riskini gösteren bir şey. Evet. Türkiye'nin bildiğim kadarıyla 500 lira falan dayandı. Yani. Ki bu normal ülkelerde 50, 20, 30, 50, 100 arasıdır maksimum. Şimdi 400-500 CDS rakamınız varsa, risk priminiz varsa gidip bir yerde borç almaya kalktığınızda mesela Yunanistan geçenlerde ciddi bir miktarda 0 faizle borçlandı. Ama siz gidip para istediğinizde
dövize %7, %8 faiz istiyorlar sizden. Risk görüyorlar. Ve Türkiye, tabii risk görüyorlar, risk görüyorlar. Ve Türkiye şu anda Abdullah Bey maalesef yine sanıyorum Arjantin'den sonra en fazla faiz ödeyen ülke. Hani diyorlar ya başkalarına faizciler falan diyorlar ya, şu anda Türkiye her yıl bu yılın bütçesinde 180 milyar TL idi. Evet. Önümüzdeki yıl 200 milyar TL, bir sonraki yıl 240 milyar TL, bir sonraki yıl 2023 yılında 290 milyar TL. 290 milyar TL ne demek Abdullah Bey? 290 milyar TL'ye siz 8-10 tane Atatürk Barajı yapabiliyorsunuz Abdullah Bey. Biz her yıl 8-10 Atatürk Barajı yapacak parayı Londra'daki, şuradaki, buradaki faiz lobilerine aktıyoruz. Sadece faiz olarak. İşin ana parasını falan muhtemelen çocuklarımız, torunlarımız ödeyecek yani. Ki ödeyebilirsek. Ödeyebilirsek tabii. Niye bu kadar pahalı borçlanıyoruz? Çünkü ülke kötü yönetiliyor. Ya borçlandık da ne yaptık Sayın Başkan? Tabii bir de o var. Yani, ne yaptık yani? Aldığımız borçları rentable da değerlendiremiyoruz. Zaten Türkiye'nin yaşadığı... Bize getirisi ne oldu? Krizlerden birisi de o. Alıyoruz, inşaata yatırıyoruz. Şuraya buraya yatırıyoruz falan. Onlar da döviz geliri sağlayamadığı için bu sefer borçları ödeyemiyoruz. Borçları ödeyemediğimiz için bu sefer ya da zorlandığımız için habire dolar borcu falan aldığımız için borçlarımız gittikçe artıyor. Faiz gideri artıyor ve en önemlisi rezervlerimizi kullandığımız için bu sefer dövizi dizginleyemiyoruz. Bugün dolar 10 TL'yi herhalde bulmak üzere ya da bulmak üzere. Bulmak üzere. Onu bilmiyorum. Evet. Peki niye 10 TL'yi buluyor dolar Abdullah Bey? Neden işte? Neden? Evet. Çünkü sizin daha doğrusu dolar yükselmiyor. Burada Türk lirası düşüyor yani. Türk lirası tabii değer kaybediyor. İhracatımız onun için artıyor. Türkiye'deki bütün mallar kelepir hale geldi. Yani bütün dünya gelip... 9.90, 10. Tabii yani 9.90 mı olmuş? Yani 9.90, demek ki 10 TL'ye yaklaştı. Evet. Niye? Çünkü dövizi tutacak mekanizmalardan yoksun kaldık. Yani dövizi tutmanızın iki yolu vardır. Bir, rezervleriniz vardır. Mesela o 128 milyar dolar duruyor olsaydı şu anda... Piyasaya sürülseydi. Tabii piyasaya sürülseydi bir kısmı. Dövizi 4-5 TL'de falan tutardık yani. Ama para olmadığı için şu anda şey yapamıyoruz. Döviz piyasaya dolar süremediğimiz için dolar arttıkça artıyor. Başka neyle frenleyebilirsiniz? Bir mekanizması da faizlerle. Faizleri dengeleyerek, düzenleyerek bunu yapabilirsiniz. Faizleri de çok arttırdığınız zaman bu sefer borçlandığınız paraların faiz yükü çok fazla gelmeye başlıyor. En son iktidar şunu yapmaya çalışıyor. Yani dövizin önünü serbest bıraktı. Enflasyon olursa olsun, hayat pahalı olursa olsun... Yani borçlanıp da ben ödeyeceğime halk, vatandaş ödesin gibi bir noktaya geldi yani şu anda durum. Dolayısıyla önümüzdeki süreçler biraz daha ağır geçecek, daha sıkıntılı geçecek. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız şunu demişti, ben iyi bir ekonomistim demişti bir ara. Ondan sonra mı buraya geldik? Maalesef yani maalesef iyi bir ekonomistim demekle olmuyor işte. Yani örneğin olmak işte olmak lazım. Yani Türkiye maalesef ekonomi bilimine aykırı işler yapıyor. Yani iyi bir ekonomist olmayı boş verin. Ekonomi bilimine taban tabana zıt uygulamalar yapıyor. Yani bugün gidin iktisat birinci sınıfa ya da işletme birinci sınıfa kayıt olmuş bir öğrenciye sorsanız herkes bilir ki ya enflasyon dediğim, faiz dediğim şey enflasyonun sonucudur. Enflasyonu dizginlemek için faizleri artırırsınız. Yani enflasyon sebeptir, faiz sonuçtur. Yani. Ama Sayın Cumhurbaşkanı yıllardır ısrarla faiz sebeptir deyip işte enflasyon sonuçtur diye bir teori geliştirdi. Ve o teorisini ispatlamak için yani herkesin yanlış olduğunu bildiği bir teoriyi ispatlamak için yıllardır ülkenin kaynaklarını cayır cayır yakıyor yani. Şunu diyeyim. Ama bunun sonucunu... Vatandaş çekiyor yani. Yoksulluk, işsizlik, hayat pahalılığı olarak peki, bize dönüyor. Biz bunları burada konuşurken, bütün bunları, bu olaylara vakıfız, hepsini biliyoruz. Sokaktaki vatandaşa kadar herkes biliyor. Hata nerede yapılıyor, nasıl yapılıyor. Ya bunlar kendisi bu hatayı görmüyor mu? Yani tepedekiler, Cumhurbaşkanı ve ekibi. Ya bunları bilmiyorlar mı? Kötüye gittiklerini görmüyorlar mı? Ülkenin nereye gittiğini görmüyorlar mı? Ya görüp de seyrediyorlar mı yoksa? Niye müdahale edilmiyor? Evet, güzel bir soru Abdullah Bey. Niye müdahale edilmiyor? Bir kere ekonominin çözümü, yani ekonomik sorunların, ekonomik krizin çözümü bir kere ekonomik tedbirlerle mümkün olmaktan çıktı Abdullah Bey. Yani bunu bütün vatandaşlarımızın anlamasında ya da yeniden düşünmelerinde fayda var. Artık ekonomik kriz, Türkiye'deki ekonomik kriz ekonomik tedbirlerle çözülmekten çıktı.
Yani doğalgazın evet. kombinin kısarsak aynen. olmuyor artık. Artık onunla olmuyor. Olmuyor. Ya da ne bileyim işte faizleri indir kaldır. Ne bileyim işte asgari ücreti azalt çoğalt. Ya da ne bileyim TYT'nin sorununu çöz. Porsiyonları bunlarla, küçük. Ya da olmuyor. Porsiyonlar küçük. Bunlarla olmuyor. Çözüm olmaktan çoktan çıktı. Çözüm hatta nedir geçen, Sayın Başkan? Estağfurullah. Geçen Sayın Babacan bir tespiti olmuştu. Dedi ki şu anda dünyanın en ünlü Nobel ödülü almış 10 tane ekonomistini getirseniz, ekonomistini, Türkiye'de bu sistemle ekonomiyi asla düzeltemezler. Hiçbir şey yapamazlar. Demek istediğim şey şu. Sistemde problem var o zaman. Sistemde problem var. Türkiye'nin yaşadığı şey, Abdullah Bey, asıl kriz ekonomik krizi değil. Ekonomik kriz sonuçlardan bir tanesi. Evet. Asıl kriz yönetim krizi. Türkiye yönetilemiyor. Tabii. Mi? Yok, yönetim sistemimiz tıkandı. Yönetim evet. sistemimiz yanlış yani. Asıl sorun yönetim krizi yaşanıyor. Yönetim krizinden ne kastediyoruz? İşte AK Parti o dediğimiz ilke ve değerlerden vazgeçince işte denge denetleme sistemlerini kaldırdı. İşte ucube bir başkanlık sistemi getirdi. Bütün yetkileri tek kişinin eline verdi. Ve bu da keyfi yönetime yol açtı. Şimdi ortak akıl ortadan kalktı. Bilimsel yaklaşım ortadan kalktı. İstişare ortadan kalktı. Ve her şey ayaküstü kararlarla yönetiliyor. Ve böyle bir ülkede siz 10 tane Nobel ödüllü ekonomist getirseniz, ekonominin başına koysanız hiçbir şey yapamazlar. Bakın size bir örnek vereyim. Şimdi biliyorsunuz bundan birkaç ay önce Merkez Bankası Başkanı, ismini bir an unuttum ama, 4 yıllığına atanan Merkez Bankası Naci Ağbal. Yani evet. 4 yıllığına atanan başkan 4 ay sonra ki büyük gece ihtimalle yarısı. Da bu 128 milyar doları araştırmak istemiş. Ondan dolayı görevden alındı. Twitter'dan öğrendik gece yarısı. Evet, evet. Bir gece yarısı görevden alındı. Oysa ondan önce üçlü kararnameleri hazırlanması gerekiyordu, şu gerekiyor. Türkiye'deki o mekanizmaların hepsi ortadan kalktı. Evet. Şimdi bir kişi, tek kişilik bir imzayla bu işler yapılıyor. Şimdi siz uzmanlarla danışmıyorsanız, ne bileyim bakanlar kurulunuz yoksa, bakanlar kurulu bunu tartışmıyorsa, üçlü kararname olmadığı için ilgili bakan ve cumhurbaşkanının görüşü alınmıyorsa ne oluyor? İşte böyle diyelim ki o anki dürtünüze göre, o anki psikolojinize göre bir haber duyuyorsunuz, bir anda tepenize atıyor, getirin kararnameyi diyor, kararnameyi imzalıyorsunuz. Ve o kararname ile birlikte Abdullah Bey, Türkiye'nin Türk parası bir anda %10-15 değer kaybetti. Ben yaptım, oldu, evet. olursa bu oldu. Değer kaybetti ve dolar da 1 TL o zaman tam 1 TL arttı. Doların 1 TL artması ne demek ki Abdullah Bey? Bakın size bir karşılaştırma yapayım. Türkiye'nin tam 450 milyar dolar dış borcu var. Doların 1 TL artması demek Türkiye'nin borcunun 450 milyar TL artması demek. Mesela 1 TL artması. 1 TL. Geçenlerde de 1 TL arttı. 450 arttı. Milyar daha geldi daha mesela. Geldi. Şimdi bu 450 milyarla ne yapılabilirdi? Yani son geleni artık kastetmiyorum da. O Hı-hı. olan oldu. Evet. Ama o tek imzayla geleni konuşalım. Tek imzayla. O 450 milyar bakın o bir imzanın maliyeti ne oldu? Yani o keyfi yönetim diyoruz ya. Yani ortak akıl, evet. mekanizmalar, denge denetleme sistemleri. Yani şunun için bunu örneği detaylandırmaya Hı-hı. çalışıyorum. İnsanımız şunu biraz üzerinde düşünsünler yani. Bugün yaşadığımız işsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı, bu kadar enflasyon, çocuklarımızın yeterince beslenememesi, çocuklarımızın istediğimiz okullara gidememesi ya da çocuklarımıza rahat rahat harçlık veremiyorsa insanlar ki harçlık veremediği için intihar eden insanlar var biliyorsunuz. Yani intihar haberlerini bile yasaklıyorlar artık yani RTÜK falan yasaklıyor. Evet. Bütün bunların sebebi Abdullah Bey, bütün bu yaşadıklarımızın sebebi yani bugün 3 gencimizden biri işsizse, Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük işsizliğiyle karşı karşıyaysak, bugün insanlarımızın %50'si asgari ücretle çalışarak getirilmişse, asgari ücret de açlık sınırının altına inmişse, bunların tamamının sebebi kötü yönetim. Kötü yönetim. Kötü ve denge denetleme sistemlerinin ortadan kalkması ve keyfi yönetimin ortaya çıkması. Bakın o imzanın sonucu olarak ortaya çıkan 450 milyarlık yeni yük, yeni ekonomiye gelen yeni yük neye karşılık geliyor biliyor musunuz Abdullah Bey? Türkiye'nin pandemi boyunca vatandaşına hibe olarak verdiği kaynağın toplamı 9.6 milyar TL. Hadi diyelim 10 milyar TL.
Biz onun yaklaşık 50 katından bahsediyoruz. 450 milyar TL'den bahsederken 45-50 katından bahsediyoruz. Yani o imzadan vazgeçseydi kurallı yönetim işliyor olsaydı vatandaşa evet. Bu kadar yardım yapılabilecekti. Bakanlar yani. Kurulu olsaydı, bakanlar evet. Bunu bir tartışsaydı ya da ilgili bakan, ilgili cumhurbaşkanı yani, bunu bir görseydi, istişare yapılsaydı 450 milyar yük gelmeyecekti. Pandemi boyunca dağıtılan kaynağın 50 katından bahsediyoruz. Başka neden bahsediyoruz? 20 yıl boyunca AK Parti iktidarları döneminde tarıma verilen toplam katkıların, aktarılan paraların toplamı kadar bir paradan bahsediyoruz. Tarıma ayrılan tüm kaynağın toplamı 400-450 milyar TL'dir. Korkunç bir para. Bir imzayla gitti. Ben yine neden bahsediyoruz Abdullah Bey? 20 yıl boyunca sosyal harcamalara ayrılan, bu engelli maaşları, engelli yakınlarına verilen maaşlar, biliyorsunuz AK Parti ilk geldiği dönemde engelli yakınlarına verilen engelli maaş alan insanlarımızın, daha doğrusu engellilerimizin, maaş alan engellilerimizin sayısı 250 binden 500 bine falan çıktı. Yani orada evet. İyi bir iş yaptılar evet. Gerçekten. İşte tüm bu kaynakların toplamı kadar para tek bir imzayla gitti, uçtu. Atatürk Barajı'ndan örnek verdim. O parayla 45 milyar dolar yapsa Atatürk Barajı 3,5 milyar dolara yapılmıştı. 12-13 tane Atatürk Barajı yapabiliyorsunuz. Bir imzanın karşılığı olarak. Sırf ben yaptım oldu. Aynen. Bakın keyfi yönetimle ilgili bir örnek daha vereyim. Biliyorsunuz bir süredir bizde dış politika artık uzmanların işi, diplomatların işi olmaktan çıktı. Dışişleri Bakanlığı'nın işi olmaktan çıktı. Yani artık bir kişinin böyle ayaküstü, işte o anki psikolojik yapısına göre ya da Türkiye'deki iktidarını devam ettirme arayışına göre şekillenen bir alana dönüştü. Ve uzmanlar falan da devreden çıkarıldığı için bir gece yarısı mı diyelim ya da bir gündüz mü bilmiyorum. Bir an NATO üyesi olduğumuzu falan unutarak gittik S-400 alma sözleşmesine imza attık. Aldık da evet. Aldık. 2.4 milyar dolar para verdik ona. 2.4 milyar dolar. Yani bu ciddi para yani. 2.4 milyar dolar. Şimdi neredeyse ciddi bir para diyelim yani. Onu karşılaştırmayalım. Evet, biraz evet, basit evet. Geliyor ama çok tabii ciddi. Çok büyük bir para. Bunlar, evet. Onu aldık ama bugün kullanamıyoruz. Kullanamıyoruz. Katsa dedikleri bir yaptırımlarla karşı karşıya geldi Türkiye. Çünkü NATO üyesi olmanın bir takım böyle yaptırımları var. Onu kullanamıyoruz. O boşa gitti. F-35'te? Tabii. Sonra bunu aldığımız için 4 ana ülkeden birisi olduğumuz, yani 4 ortaktan evet. Birisi olarak beraber başladığımız F-35 projesinde dışında kaldık. Paramız da gitti. Oradaki para da gitti. Ve 1.4 milyar da oraya para vermiştik. O da gitti. Sonra biz o F-35 projesiyle 4 ana ülkeden birisiydik biz. Evet. Ve o sözleşme gereği de bu F-35'ler yapılırken bazı parçaları Türkiye'de imal edilecekti. Ve yapılan hesaplamalar Türkiye'nin orada 10 milyar dolar bir geliri olacaktı. O da boşa gitti. Toplamda 14 milyar dolar, yani bakın yarısı açlık sınırının altında yaşayan bir toplumun, bir ülkenin 14 milyar doları yanlış bir kararla berhava oldu. Yani dikkat ederseniz asıl kriz yönetim krizi. Yani ekonomi bu sonuçlardan sadece bir tanesi. Yani sizin yanlış bir yönetim sisteminiz varsa, keyfi bir yönetim varsa bir ülkede, Abdullah Bey, sizin iyi bir ekonominiz olmaz, iyi bir eğitim sisteminiz olmaz, iyi bir dış politikanız olmaz, iyi bir bilim politikanız olmaz, iyi bir üniversiteniz olmaz. Üniversite bakın en basit. Bundan 5 yıl önce ilk 500 üniversite arasında 5 tane üniversitemiz vardı. Evet. Şimdi tek bir tane üniversitemiz yoktur mesela. Tamamı bununla ilgili. Tamamı bu tür bir yönetimle şimdi, ilgili. Sayın Başkan, şunu diyeyim. Hani şunu düşünmek lazım. Ben bir siyasetçi olsam, bir partinin başında olsam şunu görürüm. Yaptığım davranışlar, hal ve hareketler, yaptığım uygulamalar, keyfi uygulamalar, attığım imzalar, İşte ben yaptım oldum demekle şunu bir hesaplarım. Bir, bu bana ne katıyor? İki, kadar, ülkeme kadar. Ne katıyor? Üç, ben şu an ne durumdayım? Yani oylarım artıyor mu, azalıyor mu? Oylarım azalıyor. Ülke batıyor. Hiç kimse bir faydası yok.
bunu yapmanın mantığını anlamak mümkün değil şu an Sayın Başkanım. Maalesef, maalesef. Yani ben düşünüyorum, ben bir çözüm bulamıyorum bu işe. Yani bir insan neden bunu yapar? Dedin ya işte, bilmiyorum hangi fakültenin birinci sınıf öğrencisine sorsanız size şunu der diye. O biliyorsa, ya bu baştakiler bunu biliyordur, muhakkak biliyorlardır ama bunların amacı nedir ben anlamış değilim Sayın Başkan. Hani şey bir, yapalım, kısa bir ara verelim. Bir hikaye var ya, demişler buyurun. Ya biz yıllarca bakıyoruz, biz yani, göremedik. Sen mi göreceksin? Bir kere de mi göreceksin yani, diye. Vallahi doğrusu biz de anlayamıyoruz Abdullah Bey. Yani bu politikada ısrar etmenin, ülkeyi felakete sürükleyen, yoksulluğa sürükleyen bir politikada ısrar etmenin, bir sistemde ısrar etmenin anlamı ne? Doğrusu yani anlamak mümkün değil. Yani. Evet, ben anlıyorum, tamam bunlar bundan ısrar ediyor ama şu şekilde güzel olacak. Vay kendileri için güzel olacak, şunun için güzel olacak. Ülke için veya ne bileyim. Kısa bir şey ekleyeyim. Şeye gideceksiniz ama. Evet, araya gireceğiz. Reklam arasına. Reklam arasına gideceğiz. Şimdi abi. bu kadar açık olan gerçeklerin bu kadar örtbas edilerek ülkenin felakete sürüklendiğini görünce şu da akla gelmiyor değil. Yani Abdullah Bey, yani bunu doğrusu düşürmek istemem. Yani bu çünkü şeye yorulabilir. Ya bu kadar da olmaz denilebilir ama şimdi biliyorsunuz yani dünyada demokrasi talebi genellikle böyle 10 bin dolar civarından sonra başlıyormuş ülkelerde. Evet. Yani bir toplumun ortalama milli geliri 10 bin dolar olmadıkça insanlar demokrasi, hukuk bu tür talepleri çok gündeme almıyorlarmış. Çünkü daha öncelikli şeyler var işte barınma, yeme, içme onlarla ilgileniyorlar yani. Dolayısıyla siz bir toplumu yoksul bırakarak hukuk talebinden, demokrasi talebinden, eşitlik talebinden, denge denetleme sistemleri talebinden vazgeçirmiş oluyorsunuz. Yani. Bu akla geliyor bir. Bir de eğitim sistemini dejenere ettiğinizde bir toplum bu tür taleplerden vazgeçiyormuş. Evet, evet. Ve Türkiye'nin de şu anda eğitim kalitesi maalesef dünya ortalamasının altında. Hem eğitim süresi dünya ortalamasının altında hem de eğitim kalitesi dünya ortalamasının altında. Yani. Dolayısıyla bu tür talepler toplumda, vatandaşta yeterince gelişemeyebiliyor. Çünkü başının derdine düşüyor vatandaş yani. Demokrasi istemek, hukuk istemek, özgürlük istemek, şeffaflık istemek. Üçüncü, beşinci, onuncu sırada gelmeye başlıyor yani. İnşallah biz yanılıyoruzdur Sayın İnşallah, Başkanım. İnşallah evet. Buna yani, amin demek lazım. İnşallah evet. Bildikleri bir şey vardır. İnşallah doğru bir şey yapıyorlardır. İnşallah. Ben hep yanılmak isterim yani. Çünkü yani, ülke bizim ülkemiz. Ülke bizim sonuçta. Ülkemiz, hep aynı gemide yaşıyoruz. Vatandaş bizim vatandaşımız. Gidecek bir yerimiz de yok. Aynen. Tek aynen. Derdimiz vatan, millet, bayraktır. Başka da bir düşüncemiz yok, kesinlikle, bir amacımız da kesinlikle. Yok. Sevgili izleyiciler, kısa bir ara veriyoruz. Kısa bir aradan sonra karşınızda olacağız. Kesinlikle.